Evet, bugün Kültepe'deyiz. Namı diğer Kaniş. Yani burayı kuran insanların kendi verdikleri isimle Kaniş şehrindeyiz. Yaklaşık olarak günümüzden 6000 yıl önce bir yerleşme yeri olarak Anadolu'da kurulan en eski yerleşmelerden birisi bu bölge. İki kısımdan oluşuyor diyebiliriz. Birisi şu an göstermekte olduğum oldukça bölgeye göre yüksek olan bir tepe üzerinde yerleşmiş olan kral şehri, yani asıl şehir merkezi. Orada Kaniş kralları bulunuyorlardı. Diğeri ise şu an benim üzerinde bulunmuş olduğum bölge. Burası da Asurluların kurmuş oldukları Karum, yani ticaret merkezi bölgesi. Milattan önce 2000'li yıllarda Mezopotamya, yani bugünkü Irak'tan Asurlular bu bölgeye ticaret yapmak için geldiler ve yaklaşık 900 tüccar ailesi bu bölgede yerleşti ve bir Karum kurdu. Bölge ahalisiyle ticaret yapmak için. Ne ticareti yapılıyordu? Biraz da onun hakkında bahiste bulunursak, Mezopotamya'dan buraya kalay getiriyordu Asurlular. Kalay, Anadolu insanının en çok ihtiyaç duyduğu madenlerden birisiydi. Zira bu bölgedeki bakır madenleriyle karıştırılarak tunç elde ediliyordu. Yani bronz elde ediliyordu. Kapkaçak yapımında veya silah yapımında kullanılıyordu. Buradan oraya ne gidiyordu? Bu bölgeden Mezopotamya'ya ise Asurlular daha çok altın ve gümüş götürüyorlardı. Tabii buranın en önemli yönlerinden bir tanesi, Asurlular buraya ticaret için geldiklerinde Mezopotamya'daki çivi yazısını da bu bölgeye getirdiler, Kaniş'e. Dolayısıyla yazı ilk defa Kayseri'de bu Kaniş bölgesinde kullanıldı. Tabii ki tarih yazıyla başlar, biliyorsunuz. Von Kramer'in tarih Sümer'le başlar demesinin sebebi Sümerlilerin yazıyı icat etmesiydi. Bu noktadan hareket edersek şu an üzerinde bulunmuş olduğumuz Kültepe Kaniş bölgesinde yazı ilk defa kullanıldığına göre tarih Türkiye'de de Kayseri'de başlar diyebiliriz. Esasında bunu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tanıtımında kullanması bence çok yerinde bir karar olur. Anadolu'da tarihin başladığı nokta Kayseri diye. Yeterince bu kullanılmıyor. Buradan onlara benim bir açık davetim de olsun Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne. Kayseri'nin tanıtımında Kaniş'i merkeze alarak, yani Kültepe'yi merkeze alarak Anadolu'da tarihin başladığı nokta denilebilir bence. Tabii bu bölgede 20.000'den fazla kil tablet bulundu. Yani tabii o dönemde yazı kil tabletler üzerine yazılıyordu. Asurlulara ait 20.000'den fazla kil tablet bulundu bu bölgede. Evet, şurada görmüş olduğunuz evler bu 900 tüccar ailesi, Asurlu tüccar ailesine ait evler. Bunların büyük bir bölümü çıkarıldı ama bu sit alanında daha çıkarılmayı bekleyen onlarca, yüzlerce, belki binlerce tarihi kalıntı var. Evet. Hüseyin! Hüseyin! Evet, çocuklarla gelince tabii onlar da burada gezme imkanı buluyor tabii ki. Evet, burada bu evlerin yapıları görülüyor. Bu bölgeyi tabii Osmanlı döneminde kazımı başladı. Hrozny özellikle ünlü arkeolog bu bölgede kazılar başlattı. Fakat asıl kazılar Cumhuriyet döneminde Dil Tarih Çocuk Fakültesi'nin yetiştirmiş olduğu ünlü arkeologlardan Tahsin Özgüç bu bölgeyi özellikle kazdı. Kil tabletler çıkarıldı. Çıkarılan kil tabletler nerede? Bunların birçoğu Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunuyor. Bir kısmı, cüzi bir kısmı ise Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde yer alıyor. Yani burada da bunları görmek mümkün. Buralarda çıkarılan kil tabletleri görmek mümkün. Tabii buranın bir diğer önemli özelliği Hititlerin bölgeye alaka göstermesi. Hititlerin kurucusu olarak bilinen
kralları Anit da burayı fethediyor, ele geçiriyor. O dönemde buraya Neşe adı veriliyor. Yani ilk önce Kaniş deniliyor ama daha sonra Neşe adı veriliyor. Neşe'yi ele geçiriyor ve burayı Hititlerin krallık merkezi haline getiriyor. Ve şu karşıda görmüş olduğunuz tepelik bölgede bulunuyordu Neşe kenti. Orada Anitta'nın saray kalıntıları şu an çıkarılmış vaziyette. Evet. Hüseyin, oraya girme babacığım. Girme. Bu tarafa gel Hüseyin. Bu tarafa gel. Gel bu tarafa. Babacığım, ne olacağı belli olmaz. Gel. Yok yok, oraya girmeyeceksin. Yoldan ayrılma. Bak orada bekçi var. Görevli var. İzin vermiyor. Sadece yollardan dolaşabilirsiniz. Evet, görevlisi de bulunuyor bu ören yerinin. Bu açıdan bence güzel. Yani korunuyor bu bölge ve tabii ki aktif olarak Ankara Üniversitesi kazıları burada devam ettiriyormuş. Yukarıda öğrencilerle görüştük. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileriyle. Ali, nasıl buldun? Beğendin mi? Beğendin mi burayı? Evet, minik tarihçi. Evet. Tabii bu arada Hitit Kraliçesi Selma Hatun. Evet. Hüseyin, yoldan ayrılma babacığım. Evet, Hititlerin krallık merkezi olması da dediğimiz gibi oldukça önemli. Tabii daha sonra Hititler başkentlerini değiştirdiler. Anitta'nın Hattuşaş'ı yıkıp burada kesinlikle şehir kuranları, bir kez daha şehir kuranları lanetlerim demesine rağmen onun soyundan gelenler maalesef merkez olarak burayı kullanmayı bırakarak bugünkü Çorum ilimizde bulunan Hattuşaş, yani Boğaz Kale, Boğaz Köy dediğimiz bölgeye başkentlerini taşıdılar. Ama burası her zaman Hititler için önemli bir merkez olmayı sürdürdü. Evet, konumundan bahsedersek Erciyes Dağı'nın etekleri sayılıyor bu bölge. Kayseri'deki ilk tabii yerleşme bölgesi. Daha sonra burası Hititlerden sonra önemini kaybedince Erciyes eteklerinde bulunan Mazaka şehri ön plana çıkmaya başlıyor. Evet, burası Sivas-Kayseri yolunun hemen yanında. Kayseri şehir merkezinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Oldukça iyi bir yoldan geliyorsunuz. Daha sonra yarı stabilize bir yolu takip ederek bu bölgeye gelmek mümkün. Evet, gerçekten etkileyici bir konumu var. Yine Malatya yolu da buraya çok yakın. Yani tarihte de Malatya üzerinden gelen yolla Sivas üzerinden gelen yollar burada kavuşuyor diyebiliriz. Evet, Kaniş. Hemen yan tarafta da Karahöyük Köyü bulunuyor. Kayseri Karahöyük Köyü bulunuyor. Yani yan tarafta yaşam devam ediyor. Bu binlerce yıllık yerleşmenin hemen yan tarafında güncel yerleşmelerde hayatını sürdürüyor. Evet. Bunlar bizim buradaki son görüntülerimiz. Herkese gelip bu bölgeyi gezmelerini tavsiye ederim. Hüseyin, beğendin mi? El salla. Yoruldun mu? Tamam babacığım, şimdi gidiyoruz zaten. Tamam, beraber gideriz, tamam mı? Tamam, beraber geçeceğiz. Evet. Kısa tanıtımımıza burada son veriyoruz. Görüşmek dileğiyle.